Merhaba arkadaşlar, BioGör YouTube kanalında birlikteyiz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar TB denemesi var elimizde, bir tane onu çözeceğiz. Hemen başlayalım. Canlılara ait verilen diyor, olayların diyor oluşması için gerçekleşen diyor hücre bölünmesiyle ilgili olarak diyor seçeneklerde verilen ifadenin hangisi doğrudur diyor. Yerlerin onarılması, büyüme ve vejetatif üreme. Arkadaşlar burada gerçekleşen bölünme arkadaşlar mitoz bölünmedir. Yani bize diyor ki mitoz bölünme için hangileri doğrudur? Her hücre bölünmesinde kalsal çeşitlilik gerçekleşir diyor. Arkadaşlar mitoz bölünmede çeşitlilik sadece mutasyon oluşabilir. Her hücre bölünmesinde arkadaşlar böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Kromozom sayısı arkadaşlar sabit kalıyor. Evet, mitozda arkadaşlar kromozom sayısı değişmez. Sabit kalır. Eşey ana hücreleri üreme hücresi oluşturmak için diyor bu bölünmeyi geçirir. Eşey ana hücreler arkadaşlar üreme hücresi yani yumurta ve sperm oluştururken mayoz bölünme geçirirler. Bunu söyleyemeyiz o yüzden. Üreme hücreleri ve epitel hücrelerinde sürekli gerçekleşir diyor. Arkadaşlar bazı epitel hücreleri için bu doğru olabilir. Bölünebilirler. Ama üreme hücrelerimiz biliyorsunuz bölünmezler. Bir hücreden bölünme sonucu toplam 4 hücre oluşur diyor. Biliyoruz ki arkadaşlar mitoz bölünmede bir hücreden 2 tane hücre oluşuyor. Mayoz bölünme olsaydı 4 tane oluştuğu söylenebilirdi. Bir diğer soruda arkadaşlar aşağıda şemada diyor idrarın bileşenleri gösterilmiş. Tabloya bakılarak diyor hangileri yapılabilir? Arkadaşlar idrarın bileşiminde %96 su var. %4 diğer maddeler. Diğer maddeler ne demiş? Azotlu organik atıklar var. Mineraller var. İşte bir karbonat var. Nitrit var. Amonyak var falan filan. Diyor ki tabloya bakılarak hangileri yapılabilir? İdrarın içerisinde hem organik hem de inorganik bileşenler yer alır diyor. Burada su inorganik zaten. Mineraller inorganik değil mi? Ama azotlu organik atıklar var. Bakın diyor burada diyor organik de var demek ki. Bunu arkadaşlar tabloya bakarak söyleyebiliriz. İdrarla atılan mineraller vücutta kullanılmayanlardır. Zaten fazlası arkadaşlar idrarla atılıyor değil mi? Atılıyor sonuçta. Yani demek ki kullanılmadığı için atılıyor fazlası diyebiliriz. Bu şekilde burada yorum yapabiliriz. Vücut günlük aldığı su %96'sını idrarla dışarı atar. Arkadaşlar burada %96 idrarın bileşimindeki su miktarıdır. Yani aldığımız suyun ne kadarını idrarla attığımız bilgisini arkadaşlar biz buna bakarak ulaşamayız. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Bir diğer soruda arkadaşlar parazit bir bakterinin besi yerinde üremesine ait diyor grafik şekilde verilmiştir diyor. Bakteri sayısının T anında artmasına sebep olabilecek madde. Arkadaşlar biliyoruz ki parazit bir bakteri nedir? Heterotroftur. Aynı zamanda arkadaşlar ne yapmak lazım buna? Dışarıdan besin alacak ama nasıl besin alacak? Monomer alması gerekiyor. Çünkü sindirme enzimleri olmadığı için bunların dışarıdaki büyük moleküller alamazlar. Dolayısıyla biz buna ne vermemiz lazım arkadaşlar? Enerji veren ve monomer dediğimiz arkadaşlar hücre üzerinden geçebilen bir madde vermemiz lazım. Burada arkadaşlar baktığımız zaman enerji veren ve hücre üzerinden geçebilen ne var burada? Glikoz var. Dolayısıyla arkadaşlar biz buna glikoz vermeliyiz ki arkadaşlar birey sayısı T anından sonra bu şekilde artabilsin. Bir diğer soruda arkadaşlar aşağıdaki şekilde bir amip ve amipin bulunduğu ortama yoğunlukları verilmiş. Bu ortama bir süre bekleyen ortamda bir süre bekleyen amipin diyor. Hücresindeki nişasta yoğunluğu %6'ya çıktı gözlemlenmiş. Ha, bakın kaçmış? %3'müş amipin içerisindeki nişasta derişimi. Dışarıda 7'ymiş. Şimdi arkadaşlar nişastan içeriye alındığı söylenebilir. Nişasta büyük molekül olduğu için arkadaşlar şimdi burada hücreden geçişleri soruyor ya bize. Büyük moleküller hücreden nasıl geçerler? İçeriye doğru aldığına göre arkadaşlar endostoz yapmış. Yani fagostoz yaptığını söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda arkadaşlar biz burada amibe nasıl bir ortama koymuşuz? %7'lik nişasta yani kendisinden daha yoğun bir ortama koymuşuz. Amip aynı zamanda ne yapacak burada arkadaşlar? Su kaybedeceği için, su da zardan geçtiği için arkadaşlar suyun geçişi pasif taşıma yani difüzyonun içerisinde örnek verilebilir. Dolayısıyla burada arkadaşlar aktif taşıma nişasta için zaten diyemeyiz böyle bir şey. Aktif taşıma olması için arkadaşlar monomer olması lazım. Bir de su geçmiş zaten. Suyu da arkadaşlar biz aktif taşımayla geçer diyemiyoruz zardan. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Bir diğer soruda arkadaşlar küçük bir gölde bulunan sivrisinek sayısının aylara göre ortam sıcaklığına bağlı değişimini gösterince bir grafik verilmiş. Bakın arkadaşlar grafikte sıcaklık işte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında artmaya başlamış. Artmış biraz. Ondan sonra birey sayısı arkadaşlar bu aylarda artmış.
Buna göre diyor yapılan diyor hangileri doğrudur diyor yorumlardan. En hızlı üreme diyor Haziran ayında gerçekleşmiş. Arkadaşlar burada üremenin çok olduğu yer, hızlı olduğu yer Ağustos, Eylül ayları bakın. Bunu söyleyemeyiz. Sıcaklık artışı sivrisinin üremesi üzerinde olumlu etki göstermiştir. Arkadaşlar işte Temmuz, Ağustos ayları diyor zaten değil mi? Sıcaklık arttığı için buralarda. Dolayısıyla birey sayısının artması zaten bakın burası sıcaklık da arttırmış. Olumlu etki yaptığı söylenebilir. Sıcaklığın arttığı zamanlarda birey sayısı artmış. Sivrisinek larvasıyla beslenen kurbağaların sayısı Mart ayından itibaren artmaya başlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Mart'tan sonra birey sayısı artmaya başlamış. Dolayısıyla bununla beslenen, bu larvayla beslenen kurbağaların sayısının da buradan itibaren arttığı söylenebilir. Yani kurbağaların besini artmış oluyor. Onların da birey sayısı artmış olabilir diyoruz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Bir diğer soruda arkadaşlar bir ıhlamur ağacı diyor yaprak bitleri tarafından istila edilmiş. Yaprak bitleriyle mücadele amaçlı olarak diyor ağaç ilaçlanmış. Böylece yaprak bitleri yok edilmiştir. Bir süre sonra ağaç çevresinde bulunan ve karnivor beslenen uğur böcekleri kaybolmuştur. Karnivor dedi arkadaşlar nedir? Etçildir. Uğur böceklerinin ortamdan kaybolmasının sebebiyle ilgili diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Diyor ki zehirden dolayı uğur böceği çoğalamamıştır. Olabilir arkadaşlar. Zehir bu canlıyı etkilemiş olabilir. Yaprak bitleri öldüğü için uğur böceği beslenememiştir. Arkadaşlar yaprak bitleri hayvan grubuna giriyor. Uğur böceği de karnivor olduğuna göre bununla besleniyor olabilir. Dolayısıyla bunların besini azaldığı için yaprak bitleri yani uğur böceği beslenememiş. O yüzden azalmış olabilir. Yaprak bitleri zehirlendiği için uğur böcekleri de zehirlenmiştir. Sonuçta arkadaşlar bu zehir bunların vücudunda birikmiş olabilir. Uğur böcekleri de arkadaşlar bu zehri bunların dolaylı olarak almış da olabilir. Bunu da arkadaşlar olduğunu söyleyebiliriz. Zehir her iki böceği de etkilemiştir. Zaten bunu söylüyor. İkisi de arkadaşlar kaybolmuş ortamdan. Ağaçta üretilen besin zehirlediği için uğur böceği diyor zehirlenmiştir diyor. Arkadaşlar ağaçtaki besinler zehirlense bile bizim uğur böceği burada karnivor diyor ya. Sonuçta ağaçtaki besinleri doğrudan yemediği için aslında bunu arkadaşlar söyleyemeyiz. Eğer otçul olsaydı arkadaşlar bizim böceğimiz o zaman bunu söyleyebilirdik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. İyi çalışmalar.